Yurt dışına gidiyorum. İlk tecrübem veya defalarca gittim ama benim hayatımı kurtarabilecek böyle ufak trik uygulamalar var mı? Evet var. Özellikle yurt dışına ilk defa gidecek kişilere. Benim öncelikli önerim her zaman şu oluyor. Dilde de bir sıkıntımız varsa, olmasa bile ne olur ne olmaz diye öncelikle Google Translate'imizin yanımızda olması gerekiyor. İnternetimizin olmazsa olmaz olduğunu söylemem lazım. Tabii ki Wi-Fi olan yerler oluyor. Mesela Dubai gibi bir yere giderseniz hemen hemen her yerde Wi-Fi ile karşılaşabilirsiniz. Ama birçok yani yine İngiltere'de de, Amerika'da da, Kanada'da da birçok parkta bile Wi-Fi olduğunu göreceksiniz. Yine her yerde Starbucks gibi, McDonald's gibi yerler olduğu için dünyanın neresine giderseniz gidin aslında çok zorlanmazsınız. Fakat yine de internetinizi açmış olmanız havaalanından itibaren hayatınızı kolaylaştıracak. Çünkü bütün uygulamalar zaten mobil app aracılığıyla kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla telefonunuz ne zaman yanınızdaysa ve telefonunuzun interneti ne kadar olursa o kadar da hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi birkaç tane kolay uygulamadan bahsedeceğim. Ama en önemlisi, benim en önemsediğim Google Maps. Tabii ki Google Translate'ten sonra. Çünkü hangi ülkede olursanız olun o ülkenin dilini size Google Translate veriyor. Google Maps'te haritalar var ve bu haritadan offline olarak da kullanabiliyorsunuz. İnternetiniz bitmiş olmasına rağmen. Öncelikle Google Maps haritasını indirmiş olmanız ve gideceğiniz noktadan diğer lokasyona böyle yakınlaşıp aslında haritanın ne demek istediğini görüyor olmanız yeterli olacaktır. Sonrası çorap söküyor gibi geliyor. Google Maps'te bence olmazsa olmazlardan. Gitmek istediğiniz mekanları da pinleyip ileriki süreçte ya da araştırmalarınızı yaparken bile hani gitmeden önce de planlamanızı ona göre yapabilirsiniz. Google Maps'ten nerede, nereye, ne şekilde gideceğinizi her şekilde görebilirsiniz. Tabii ki yolculuk esnasında kullanabileceğiniz bir diğer uygulama ise Uber olacak. Amerikalıların deyişiyle Uber da diyebilirsiniz. Uber uygulamasını indirdiğiniz andan itibaren yurt dışındaki taksi hizmetinizi bir tık daha ekonomik hale getireceksiniz. Ve Uber aslında dünyanın her yerinde taşımacılık yapıyor. Tabii ki Eats'i de var. Yani Uber Eats'i de indirebilirsiniz ve Türkiye'deki Getir gibi, Yemek Sepeti gibi, hatta Trendyol Yemek de var mesela. Uber Eats'te de aslında direkt yemek istediğiniz yemekleri seçebiliyorsunuz. Yurt dışında yine yemek yemek için kaldığınız yere bir yemek söylemek için Delivery uygulamasını da indirebilirsiniz. Ama ben hani bir kere Uber indirdim, Uber Eats'i de kullanayım diyenler kullanabilirler. Bir problem yok. Birçok yerde zaten Getir de var ama Getir biraz daha market alışverişlerinde kullanılabilecekken işte pizzaymış, hamburgermiş gibi şeyleri Uber Eats'ten tercih edebilirsiniz. Bunun dışında mesela konaklayacağım yer, peki bu şey nereye gelecek? Kendinize mesela otelde kalmak istemiyorsunuzdur. Airbnb uygulamasını indirebilirsiniz. Airbnb uygulaması ile gitmeden önce de ya Booking'den de birçok kişi aslında bakıyor otellere, pansiyonlara. Ama Airbnb uygulaması da başkalarının evinde. İsterseniz bireysel olarak o evi kendiniz de kiralayabilirsiniz veya bir odayı da kiralayabiliyorsunuz. Airbnb'den lokasyonları da görüyorsunuz. Daha önceki o kişinin yıldızlarını da görebiliyorsunuz. Yani kaç yıldız almış, daha önce birilerine hostluk yapmış mı, insanlar onun hakkında neler söylüyor. Veya bunlar bir çift mi, evde birileri yaşıyor mu? Genelde bazı Airbnb'ler var. Mesela bütün evi aldığınız zaman hiç ev sahibiyle karşılaşmıyorsunuz. Tamamen otel konforunda oluyor. Ben genelde yurt dışı seyahatlerimde Airbnb'yi kullanıyorum. Ve kullandığımda genelde full evi almayı tercih ediyorum. Çünkü 1+1 evler dahi bulunuyor. Otelden çok çok daha uyguna mal oluyor. Çünkü gittiğiniz her yerde otel veya pansiyon çok uyguna olmayabilir. Ama mutlaka ve mutlaka yurt dışında çok fazla yerde Airbnb bulunacaktır. Airbnb'ye ücret ödüyorsunuz. Günlük, haftalık veya aylık bazda bile ücretlere bakabilirsiniz gitmeden önce. Ama booklamanız gerekiyor. Yani rezerve etmiş olmanız gerekiyor. Tabii ki bunun Airbnb'nin kardeş uygulamasından da bahsedeyim. Couchsurfing. Couchsurfing aslında yurt dışına böyle seyahat etmek için böyle gençler arasında popüler bir uygulama. Çünkü uygun fiyatlı seçenekleri sunuyor. Hatta Couchsurfing ile ücretsiz de gidebiliyorsunuz. Güvenli olduğunu söylüyorlar ve zamandan da tasarruf etmenizi sağlıyorlar. Ben Couchsurfing'i hiç kullanmadım. Genelde aslında Couchsurfing biraz daha böyle
çekiyorsanız biraz daha böyle açıkçası çok kullanmadığım ama birçok öğrencimi kullanıp aslında güvenli olduğunu ve couchsurfing yaparak insanların evlerinde çok rahat bir şekilde kalabileceğinizi söylüyor. Birçok insan ücretsiz olarak kapılarını açıyor. Yurt dışında seyahat etmek isteyen kişilere, dediğim gibi çok kullanmadığım bir uygulama, kullanmak isterseniz yurt dışı seyahatinizde konaklamanızı bedavaya getirebilirsiniz. Zaten daha önceki kişilerin sizden önce bırakmış olduğu yorumları da görebildiğiniz için o anlamda güvenli bir uygulama olduğunu da belirtiyorlar. Daha önceki insanların yorumlarını görebilme şansınız var ve yıldızlarını, kişilerini de görüyorsunuz. Bunun dışında benim tavsiye edeceğim uygulama TripAdvisor olacaktır. TripAdvisor'da aslında yine çok popüler bir uygulama. Seyahat için böyle hani biraz daha böyle gitmek istediğiniz noktada ünlü mekanları gösteriyor. Ünlü restoranları, ünlü tarihi yerleri gösteriyor. Dolayısıyla TripAdvisor'ı indirdiğinizde zaten Türkiye'de de kullanılıyor ama burada biraz daha mesela restoran da bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda TripAdvisor'dan gitmek istediğiniz lokasyonu da görebilir. Yani gitmek istediğiniz yerdeki ünlü tarihi eserleri de görebiliyorsunuz. Onlar hakkında ön yazıları da okuyabiliyorsunuz. Dolayısıyla o tarihi eserle ve o tarihi eserin içerisinde neler bulunuyor, bunları da çok rahat bir şekilde görebilmenize sebep oluyor. Ben TripAdvisor'u çok takip ediyorum. Çünkü gitmediğiniz bir yer, daha önce hiç bulunmadığınız bir yerdeki en ünlü restoranı Google'dan böyle tek 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 bakıp en iyi restoran hangisidir demektense TripAdvisor'ı açıp oradaki restoranların ambiyans fotoğraflarına bakmak benim daha kolayıma gidiyor aslında. Birçok öğrencim buraya geldiğinde XE, XE Currency diye geçiyor. X ve E'nin yan yana yazılmışım. Aslında bu birazcık böyle hani gittiğiniz ülkedeki döviz takası yapabilmenize sebep oluyor ve güvenli bir döviz takası yapabileceğiniz uygulama olduğunu söylüyorlar. Açıkçası hani bu noktada yardımcı oluyor ama ben gelmeden önce bankalardan veya işte exchange ofislerden, doğrudan döviz bürolarından zaten bir parayla gelmiş olmanızı tavsiye ederim yurt dışına gelmeden. Ama herhangi bir sorunla karşılaşırsanız da dediğim gibi öğrencilerin birçoğu XE, Currency'yi indirip orayla devam edebiliyorlar. Hep söylüyorum, yurt dışı eğitim hayat değiştiren bir deneyimdir. Buraya geldiğinizde birçok zorlukla karşılaşacaksınız ve hayatınız baştan sona tamamen değişecek. Ama bu değişiklikte önemli olan ne kadar hızlı adapte olduğumuz. Bizler her gün yeni videolar yüklüyoruz ve bir sonraki videonun konusu sizin sorduğunuz sorulardan oluşacak. Dolayısıyla bir sonraki videonun konusunu belirlemek için aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Yazdığınız yorum bir sonraki videonun konusunu belki de etkileyebilir. Videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın.